Adana'daki Sabancı Merkez Camisi, 50 bin kişilik İstanbul Çamlıca Camisi henüz açılmadığı için 28.500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliğini koruyor. 1998 yılında açılan Sabancı Merkez Camisi, 6.600 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 52.600 metrekare alan üzerinde kuruldu. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kubbeye sahip olan camisi de olan Sabancı Merkez Camisi, Orta Doğu'da 4. büyük camisi durumunda. 12 yan kubbesi, 32 metrelik kubbe çapı ve 54 metre kubbe yüksekliğiyle literatürde ilk özelliğine sahip. Cami, dünyanın en büyük orijinal İznik Çini panoları ile döşeli. Mihrap cephesiyle giriş kapılarının ve pencerelerinin üzeri altın kaplama yazılarla kaplı. Cami, hızı saatte 120 kilometreye ulaşabilecek tayfuna dayanıklı olarak inşa edildi. Caminin mimarisinde sırlar ve şifreler de bulunuyor. Örneğin, altı minaresinin dördü 99'ar metre uzunluğunda inşa edilmiş. Bu uzunluk Allah'ın 99 ismine Esma-i Hüsna'yı işaret ediyor. Minarelerde 16 şerefe daha önce kurulan 16 Türk devletini temsil ediyor. Camideki 5 normal kubbe İslam'ın 5 şartını gösteriyor. Camiye 5, şadırvanlı avluya 3 abidevi kapıyla giriliyor. Bunların toplamı 8 cennet kapısına simgeliyor. İki mekandaki toplam 33 kubbe tesbih, tahmid, tekbirin ayrı ayrı 33'er defa tekrarını belirtiyor. Ana kubbe yüksekliği 54 metre olup 54 farzı, ana kubbe çapı 32 metre olup 32 farzı işaret ediyor. Ana kubbe pencereleri Hazreti Muhammed'in geldiği yaşa, bir günde kılınan 40 rekat namazı simgeliyor. Camideki 6 minare imanın 6 erkanını işaret ediyor. Ana kubbe etrafındaki 4 yarım kubbe Edile-i Şeriye, 4 büyük halifeye, 4 büyük kitaba, 4 mezhebe, 4 büyük meleğe, bir alt kattaki 12 yarım kubbe İslam'ın tasvip ettiği 12 tasavvuf yolunu ifade ediyor. Bir alt katta bulunan aynalı pencereler her cephede ayrı ayrı 28 tanedir. Hem bu pencereler hem de şadırvanlı avludaki 28 kubbe Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 28 peygamberi gösteriyor. Ayrıca caminin kıble yönündeki Sebil çeşmesinden mübarek günlerde bal, gül, nar ve su şerbeti akıyor.